Merhaba arkadaşlar. Bu videoda daha önceden AutoCAD'de çizilmiş bir ürünün üzerinde TabSolid'de ne gibi değişiklikler yapacağımızı göreceğiz. Onun için daha önceden çizilmiş bir AutoCAD dosyasını burada masa üstümde var. Bunu sürükleyip direkt TabSolid'in içine bırakıyorum. Bıraktıktan sonra şurada milimetre ve otomatik gibi özellikler açılıyor. Bunun anlamı şu: milimetre olarak mı açsın, işte santimetre mi, metre olarak mı? Tabi burada AutoCAD'de ne olarak çizdiğinizin de önemi var. İkisinin de eşleşmesi gerekiyor. Buna okey diyorum. Karşıma çıkana da tamam diyorum. Ondan sonra dosyanın açılmasını bekliyorum. Burada dosyayı açacak. Ondan sonra yapabileceğimiz değişiklikleri göreceğiz. Dosya karşıma geldi. Şimdi ürünü bir tarafını streçleyelim arkadaşlar. Yani yaptığınız standart bir ürün ama müşteriniz bir tarafının daha geniş olmasını istedi sizden. Onun için kullanacağımız komut stretch. Stretch de shape'in altında toolbox, burada stretch komutumuz. Stretch komutunu seçiyorum arkadaşlar. Seçtikten sonra bir çerçeve içindeki bölümü istediğimiz yönde büyütebileceğiz. Onun için burada bana first point diyor. Ben şu gördüğünüz bölgeyi sağ tarafa doğru bir 500 milim büyüteceğim. Buraya bir nokta koyuyorum. Aşağıya çekiyorum. Basılı tutmuyorum sol tuşumu. Burada yine bir nokta koydum. Bu bölümü bana hangi yönde büyütmek istediğimi soruyor. Ben buradan diyorum ki x artı yönde, yani sağa doğru büyüsün. Seçtikten sonra bana bu sefer ölçümü soruyor. Ne kadar büyüteceksin? Ben 500 diyorum, yani 500 milim. Enter dedim. Dedikten sonra bana bu çerçeve içindeki büyütmek istediğim parçaları göster diyor. Sadece yapmanız gereken sol klik yapmak o parçaya. Bakın, o parçalar direkt otomatik olarak diğer tarafa streçliyor kendine. Şurayı büyütelim. Aynı zamanda üzerinde kanallar da var. Onlar da aynı şekilde büyüyor otomatik olarak. Üst tablamız, arka tablamız, bunları yaptık. Ondan sonra şu bölüm sadece yer değiştirmiş olacak. Şu sehpa bölümü. Gördüğünüz gibi ESC yaptım, çıktım. Şu bölümü 500 mm kadar sağ tarafa doğru streçledim. Bu şekilde ürünlerimizi büyütebiliriz istediğimiz yönde. Ben X yönüne verdim. Siz bunu derinliğini arttırabilirsiniz ya da yukarıya doğru yüksekliğini arttırabilirsiniz. İstediğiniz şekilde değişiklik yapabilirsiniz o konuda. Diğer konu AutoCAD'den attığınız dosyaların üzerindeki deliklerdeki değişiklikler. Yani biz bir deliği tıkayacağız burada. Diğer bir deliğin çapıyla oynayacağız. Diğer bir deliğin de ölçüsüyle, yani sağdan soldan mesafeleriyle oynayacağız. Örneğin şu deliği siz kapatmak, tıkamak istiyorsunuz. Bunun için ekstra bir parça çizip içine atıp ondan sonra birleştirmenize gerek yok. Burada komutumuz var. Shape'in altında tekrar Toolbox. Bunun altında Remove Faces. Bunu seçtiğinizde şurada ilk başta size None gelir, Healing kısmı. Bunu seçip Cap yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra çıkarmak istediğiniz deliği göstermeniz gerekiyor. Şöyle iç yanına tıkladığınızda kırmızı siyah yandığında sol klikle seçtim. Seçtikten sonra kırmızı yanacaktır. Ondan sonra sadece buna okey diyorum. Okey dediğimde o delik artık orada olmayacaktır. Delik tıkaması bu şekilde. Ondan sonra şu deliğimizin de çapını değiştirelim. Deliğiniz doğru burada ama çapıyla alakalı değişiklik yapmak istiyorsunuz. Tekrar shape'in altında toolbox, onun da altında modify face. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Seçtikten sonra zaten şurada gelen size ilk komut resize face, yani çapını değiştir. Bunun için gidiyorsunuz, tekrar değişiklik yapmak istediğiniz operasyonu deliğe gösteriyorsunuz. Seçtim. Kırmızı yaktı zaten. Okey dedim. Otomatik olarak burada bakın size direkt deliğin çapını açtı. Deliğin çapı 10'muş. Siz bunu işte 25 yapmak istiyorsunuz. 25. Enter yazıyorsunuz. Otomatik deliğin çapı değişiyor. Sonra diğer deliğimizin de şuradan arkadan X ve Z yönündeki değerleriyle oynayacağız. Onun içinde iki tane komut var arkadaşlar. İkisini de göstereceğim.
Shape'in altında tekrar Toolbox, Toolbox'ın altında yine aynı az önceki komutumuz Modify Face. Bunu seçiyoruz. Seçtikten sonra bakın şurada ölçüsü de değişiklik yapacağımız için Move Feature of Face bunu seçiyoruz. Ondan sonra deliğimizi gösteriyoruz. İç yanağından seçeceğiz. Seçtim. Sonra bunu Translation mı Rotation mı? Rotation derseniz döndürecektir verdiğiniz açıda. Translation diyorum. Ondan sonra bana hangi yönde bunu değiştireceğimi soruyor. Yön seçerken buradaki yönlere tıklayabilirsiniz ya da bir kenara klikleyip sol klik yapıp çıkan oktan yön verebilirsiniz. Ben bunu yukarıya doğru yapmak istiyorum. Okey diyorum. Ne kadar? 30 milim. Biraz daha büyük yapalım. 50 milim yapalım. 50 milim yaptım. Gördüğünüz gibi deliği yukarıya taşıdı. Bu birinci yöntemim. Bu şekilde istediğiniz yöne atabilirsiniz. Diğer yöntemim tekrar shape'in altında toolbox. Toolbox'ın altında da constrained face. Bunu seçtik. Seçtikten sonra işlem yapılacak deliği operasyonu göster diyor bana. Bunu diyorum. Tekrar iç yüzeyini seçiyorum. Bakın burada distance, angle, paralel, perpendicular bir sürü özelliği var. Ben distance'ı seçtim. Distance'ı seçtikten sonra bana reference face. Yani ben şu kenarla arasındaki ölçüde değişiklik yapmak istiyorum. Çünkü buradaki ölçüyü bilmiyorum şu an. Ama ben burada bildiğim bir ölçü var. Bu kenardan örneğin işte 300 milim ileride olacak gibisinden. Burada kenarı seçiyorsunuz. Seçtim arka kenar. Bakın orası 77,5'muş. Siz bunu 150 yapmak istiyorsunuz. 150 yaptınız. Tekrar aynı komutta bu sefer yukarıdan aşağı değişiklik yapalım. Yine constrained face. Deliğimi seçtim. Burada yine distance dedim. Bakın direkt zaten otomatik cumbasını yakalıyor. Bunu seçtim. Buradan mesafem de 40 değil 89 olsun diyorum. Gördüğünüz gibi deliğimi istediğim şekilde yönlendirebiliyorum. Diğer özelliklerimiz AutoCAD'den attıktan sonra parça üzerinde delik, pocket işlemleri yapabilirsiniz. Delik işleminizi yapmanız için iki tane delik komutumuz var. Biri shape'in altında burada drilling komutu. Diğeri yine wood'un altında yine aynı şekilde drilling komutu. İkisi de aynı işe yarıyor. Wood'un içindekini seçelim biz. Hangi yüzeye götürürseniz otomatik olarak oraya dik gelecek şekilde koordinat ölçüleriyle beraber size yakalayacaktır. Buraya seçtim. Sonra burada hole var. Hole dedim. Burada draw hole dersem tam delik yapacaktır. Yapalım bir tane. 20 mm genişliğinde tam delik yapsın. Bakın burada 20 mm genişliğinde bana tam delik açtı. Buraya da koordinatları koydu. Bu koordinatlardaki istediğim değişikliği yapabilirim. Onun için Modify Parameter diyorum. Ölçünün üzerine klikliyorum. Bakın burada 225 yazdı ya da burada. Gittim ben buna dedim ki 450. Otomatik bu şekilde kaydırabilirsiniz. Daha sonra buna bir fillet yapalım. Bir kenarına diğer kenarına da chamfer yapalım. Onun için Shape. Shape'in altında bakın burada Fillet komutum var. Fillet'i seçiyorum. Burada radüsüm diyor. Kaç? Benim bu 18. Enter dedim. Ondan sonra kenarı göstermem lazım. Bu kenar diyorum. Sağ klik yapıyorum. Otomatik olarak bana buraya fillet'ımı yaptı. Başka bir kenara chamfer yapalım. Şu kenara. Chamfer'ı seçiyorum. Chamfer'da yine shape'in altında. Ondan sonra burada açıyla uzunluk mu, offsetleyerek mi? Ben length'te length, ikisinde de ölçü olsun diyorum. Bu 12 olsun diyorum. Ondan sonra bana kenarı göster diyor. Bu kenarı gösteriyorum. Sağ klik yapıyorum. Otomatik bu yönde 12, yük aşağı yönde 12'ye gelecek şekilde burada chamfer'ı açtı. Bu da tamam. Diyelim ki bu parça üzerinde bir trim kesim yapmak istiyorsunuz. Başka bir parça üzerine. Şunun üzerinde yapalım. İlk önce koordinat düzlemimizi bu parçanın üzerine almamız gerekecek. Onu yapmak için de çünkü koordinat düzlemi burada başka bir yerde. Şuradan Current Koordinat Sistemi klikliyorum arkadaşlar. Seçtim. Seçtikten sonra sadece bu yüzeyi seçiyorum. Bakın koordinat düzlemim aşağıdan buraya geldi artık. Burada çalışacağım. Şuradan da Top View diyorum. Yukarıdan bakıyorum. Bir çizgi çizip çizginin bir tarafını keseceğiz burada.
Yapmamız gereken şu. Buradan curve var. Curve'ün içinde bir tane line çizeceğim ben. Line'ın başlangıç noktası burası, bitiş noktası burası. Şimdi bu parçanın, şöyle çevirelim. Bu parçanın sol tarafını kesip atmak istiyorum. Onun için trim komutumu kullanacağım. Shape'in altında burada trim komutum var. Trim'i seçtim. Seçtikten sonra bu by shape'de olması gerekiyor. Bana trim yapılacak ilk önce parçayı göster diyor. Trim yapılacak parçam bu. Ondan sonra bunu hangi çizgiye göre trim yapacaksın diyor. Bu çizgiye göre diyorum. Okun yönü ne tarafı gösteriyorsa o yönü kesip atacak anlamında arkadaşlar. Bu tarafı dersem okey dersem kesip attı. Geri geliyorum, oka klikledim, bu tarafı dedim, okey dedim, kesip attı. Ya da siz iki parçayı da tutmak istiyorsanız tam buradayken keep both parts diyorum. Bunu dersem iki parçayı keser ama ikisini birden bize burada tutar. Ondan sonra bir parça üzerinde de aynı parça üzerinde bir pocket işlemi yapalım. Onun için yine curve'ün içinde burada rectangle var arkadaşlar. Rectangle'da x, y yönünde istediğimiz değerleri vererek yapabiliriz. Burada 100'e 100 diyorum. Enter dedim. Bakın geldi. Enter'a basarsam direkt koordinat düzlemi burada olduğu için bunu merkezine atacaktır. Bakın gitti buraya. Deliğin merkezini görerek attı. Burada bir çıkarma işlemi yapalım. Shape'in altında burada pocket'ımız var. Pocket'ı seçiyorum. Seçtikten sonra referans yüzey. Bu yüzey. Sonra çıkarılacak curve diyor. Yani bunu çıkaracağım. Açılan bu sayfadan burada draw all dersem orayı boydan boya delip geçecektir. No'yu seçip derinliği istediğim derinliği vererek pocket işlemi yapmış oluyorum. 10 milim dedim. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi burada 10 milim derinliğinde bana bir pocket işlemi yaptı. Bu şekilde AutoCAD'den aldığınız dosyalar üzerinde birçok değişiklikleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Sorun değil AutoCAD'den aldığım dosyalarda değişiklik yapamam diye düşünmeyin. Birçok şekilde bu şekilde çözümler sunuldu programla beraber.